Bazen sanki bir yarıştaymışsınız gibi gelir. Uçtuğunuz havaalanına varmışsınızdır ancak uçağa verdiğiniz bagajınız hala ortada yoktur. Peki ya tüm yolcular havaalanından ayrıldıktan sonra bile bagaj bandında hala tek başına dönüp duran bir bavul kalmışsa? Hadi gelin bu bavula ne olacağını birlikte bakalım. Ne kadar üzücü olsa da gelip alınmayan her bavul sonuçta birine aittir. Ve şu anda bu bavulun zavallı sahibi büyük olasılıkla başka bir havaalanında ve bavulunun yolda kaybolmuş olmasından şikayetçi. Ve bagaj bandının üstünde gördüğünüz o terk edilmiş bavul ya yanlış bir uçağa yüklenmiş ya da karışıklıklar nedeniyle tamamen kaybolmuştur. Ancak olaya bir de olumlu tarafından bakarsak ki biz bu kanalda öyle yapıyoruz. Günümüzde bagajları gideceği yere göndermekle sorumlu bilgisayarlar sayesinde bu hadise artık daha az sıklıkta oluyor. Ancak yine de uçaklara aşırı rezervasyon yapılıyor, insanlar uçuşlarına geç kalıyorlar ve son dakikada başka bir uçuşa transfer oluyorlar ve böylece bavullar kaybolmaya devam ediyor. O halde havaalanı çalışanları kaybolan bagajların sahiplerini nasıl arıyor? İlk önce kimsenin gelip de bavulunu almayacağı anlaşıldığında havayolu şirketi bavulun kime ait olduğunu bulmaya çalışır. Çoğu durumda tek yapmaları gereken bavulun üstündeki etikete bakmaktır. Bu arada uçuştan önce adınızı, adresinizi ve iletişim bilgilerinizi bavulun üstüne iliştirmeniz de işte bu yüzden iyi olur. Havayolu şirketi daha sonra bavulun üstünde bir etiket varsa bavulun sahibiyle iletişim kurar ve bavulu o kişiye ulaştırır. Ama diyelim ki bavulun üstünde hiçbir bilgi yok. Bu durumda havayolu şirketi bavulu varmış olduğu terminalde muhafaza eder ve sahibinin gelip alması için yaklaşık 5 gün bekler. Bu 5 gün geçerse ve hala sahibinden bir iz yoksa, bavulun havaalanından ayrılma zamanı gelmiş demektir. Her havayolu şirketinin merkezi bir deposu vardır ve kayıp bavullar da tam olarak oraya giderler. Bavul yaklaşık 2 ay daha orada kalır. Bu süreden sonra bile kimse gelip sormazsa, bavul ve içindekiler için 2 seçenek oluşur. İlk olarak bavulla içindeki her şey yardım kuruluşlarına bağışlanabilir. İkinci olarak havayolu şirketi açık artırma yapar. Bu durumda büyük şirketler, bu tür açık artırmaların başlıca alıcıları bunlardır, onlarca sahibi çıkmayan bagajı satın alırlar. Daha sonra bu bavulların içindeki şeyleri türlerine ayırırlar. Bazıları çöp olarak atılır, bazıları bağışlanır, diğerleri ise satılır. Hatta bagajını almayan insanların bavullarından çıkan şeyleri gerçekten ucuza alabileceğiniz indirimli satış yapan alışveriş merkezleri bile vardır. Ancak ne olursa olsun kendini bir ikinci el mağazasında bulmadan önce bagajınız oldukça uzun bir süre sizi bekler. Yani en sevdiğiniz eşyalarınıza tekrar kavuşma şansınız hala vardır. Ve şimdi size aynı seyahat ettiğiniz bu kısa ya da pek kısa olmayan süre zarfında bavulunuzun başına neler geldiğine dair bazı sırlar vereyim. Bagaj çalışanları bavulunuzu haklı sebeplerle dikkatsizce muamele edebilirler. Her şeyden önce bagajın uçağa yükleme süresi son derece sınırlıdır ve gecikilen her dakika havayolu şirketlerine yüzlerce dolara mal olur. Bu nedenle bagaj bandına ulaşmadan önce bavulunuz 18 metre boyunca defalarca sağa sola fırlatılabilir. Bunun da ötesinde bagaj çalışanları genellikle Tetris oynuyormuş gibi bavulları bir araya toplarlar. Farklı ebat ve şekillerdeki bavulları sıkıştırarak bagajlardan sağlam bir duvar oluştururlar. Bu yüzden bir dahaki uçuşunuzda bavulunuzda kırılacak eşyaları tam olarak nereye sıkıştırmanız gerektiğini iyi düşünün. Havaalanı personeli 2 tekerlekli valizlere 4 tekerlekli valizlerden daha kötü davranır. Bu konunun mantıklı bir açıklaması yoktur. Muhtemelen 4 tekerlekli valizler genelde 2 tekerlekli bavullardan daha pahalı olduklarından yükleme veya boşaltma işlemi sırasında sağa sola o kadar fazla atılmaz veya sürüklenmezler. Bagajdan bahsederken çoğu insan bebek arabası, araba koltuğu gibi aslında bavul olmayan şeyleri unutma eğilimini gösterir. Bu eşyalar bir torba ya da çantaya konulmadan diğer valizlerle birlikte taşınır. Bu durumda havayolu şirketleri aşırı büyük ve şekli alışılmadık olan şeylerin bir tarafına bir etiket sararlar ve bunların diğer bavullarla birlikte gitmesine izin verirler. Ancak torbalanmış bu bagajların bandın en sonunda kalacağını unutmamak gerekir. Çünkü bu eşyalar bir yerlerde sıkışıp kalırsa, bagaj taşıyıcılarının bu sıkışıklığı çözmek için bandı durdurması gerekebilir. Sadece birkaç bavulun kendisine ait bagaj etiketi olduğundan, çoğu durumda insanlar ek etiket satın almak zorunda kalır. Böylece eğer bavullar kaybolursa bagajları bu sayede tanımlanabilecektir. Ancak bagaj etiketinin nakliye sırasında bavuldan kopması ya da ayrılması durumunda bagaj çalışanlarının bunları tekrar bağlamak için zamanlarının olmayacağını bilmelisiniz. Bunun yerine etiket İngilizce kısaltması yabancı artık madde anlamına gelen FOD'a dönüşür ve süpürülüp çöp kutusuna atılır.
Bavulun altındaki kulpun gereksiz olduğunu düşünen ve bu yüzden bunların olmadığı bavulları seçen insanlar vardır. Ancak bu insanlar alttaki kulpun havaalanı personelinin valiz yükleme işini daha kolaylaştırdığından haberi yoktur. Bu sebeple aslında altında kulp bulunan bavullar daha iyi muamele görür. İşte artık haberiniz oldu. Üstünde markası olan bavullar diğer bavul ve valizlerden daha iyi veya daha dikkatli muamele görmez. Havaalanı personeli bagajın bir an evvel yüklenmesi ve boşaltılması için sınırlı bir süreye sahip olduklarından bavulun markasına veya valizin ne kadar pahalı olduğuna dikkat etmezler. Bu nedenle çalışanların diğer bavullara göre kaliteli bavullara daha fazla saygı göstereceğini hiç ümit etmeyin. Bavulunuzu aşırı doldurma alışkanlığınız varsa ve bu yüzden çok ağır oluyorsa, kiloca daha ağır bavulların genellikle uçağa yüklendiklerinde en altta olduklarını unutmayın. Zaten bagaj çalışanları çoğu kırılan bavulun genellikle 23 kilodan daha ağır olduğunu itiraf ediyor. Bagaj çalışanlarını en sinir eden şeylerden biri bir çanta veya valizin üzerinde bir sürü bagaj etiketi bulunmasıdır. Bütün dünyada kaç yolcunun eski etiketleri bagajlarından hiç sökmediğini hayal dahi edemezsiniz. Bazıları bu etiketlerin ne çok gezdiklerine dair hava atmanın harika bir yolu olduğuna inanır. Diğerleri ise sadece tembeldir. Ancak bu tip zararsız gibi görünen bir dikkatsizlik bagaj çalışanlarının ciddi şekilde başını ağrıtır. Çünkü o sınırlı zamanda hangi etiketlerin zamanı geçtiği için göz ardı edileceğini ve hangilerinin yeni olduğunu ortaya çıkarmakla uğraşırlar. Çocuklara ait bagajların olan güvenlik kontrollerine pek tabi olmayacağını düşündüyseniz sürprizle karşılaşabilirsiniz. Günümüzde bu kontroller gittikçe daha sık hale geldiğinden çocuğunuzun bavulu bile güvenlikte açılıp içi karman çorman edilebilir. Ayrıca çocukların valizlerine yetişkinlerinkinden hiç de daha fazla özen gösterilmez. Bunun sebebi aynıdır. Havalimanı çalışanlarının hayvan veya araba gibi tasarlanan sevimli, parlak renkli bavullara daha çok özen gösterecek kadar zamanı yoktur. Çoğu kişi uçağın bagajına vereceği valizlerini yaparken, içindeki her şeyi düzgün şekilde yerleştirdiğinden ve valizin varacakları havaalanına tek parça haline ulaşacağından emin olmaya çalışır. Ne yazık ki bu her zaman böyle olmaz. Diyelim ki içine çok şey koyduğunuz için bavulunuz açıldı veya sırt çantanızın yapıştırılabilen bir bölümü taşıma sırasında çantadan ayrıldı. Üzücü gerçek şu ki bagaj çalışanlarının ne yediği belirsiz böyle bir eşyanın hangi bavula ait olduğunu bulup bunu tekrar bagajınıza tıkmak için zamanı olmaz. Bunun sonucunda eşyalarınız kolayca kaybolabilir. Yeni bir bavul seçerken uzayan sapına muhtemelen özellikle dikkat etmişsinizdir. Bu birçok seyahat meraklısı için her yeni bavulda bulunması gereken olmazsa olmaz bir özelliktir. Ancak bu bagaj çalışanları için hiç önemli değildir. Çoğu bir bavulun sapının olup olmadığına dikkat bile etmez. Mesele şu ki sapı tutmaya çalışmak çok zaman alır ve çoğu durumda havaalanı personeli yükleme işlemini hızlandırmak için valizlerin tutma yerlerini tamamen göz ardı eder. Yanınızda değilken bagajınız çok farklı şekillerde hasara maruz kalabilir. Mesela birkaç örnek vermek gerekirse, check-in işleminden sonra teslim ettiğinizde bavulunuz bagaj taşıma makinelerinden geçerken çizilebilir. Ardından güvenlik taramasından geçilirken, taşınırken, uçağa yüklenirken veya uçuş sonrasında uçaktan indirilirken hasar görebilir. Olası bir riskten korumanın tek yolu bavula koruyucu bir bagaj kılıfı satın almak ve bavulu streç filmle sarmaktır. Ya da en iyisi çok tipsiz bir bavul alıp başına ne gelecek diye hiç umursamamaktır. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte hoşunuza gideceğini düşündüğüm diğer videolar da burada. Sadece sola veya sağa tıklayın ve hayata hep olumlu bakmanız dileğiyle. Hoşça kalın.